nesilden nesile burada yaşayacak. Şenes Ersik hocam. Evet. Teşekkür ediyoruz kendisine. Az sonra da adını taşıyan bu sahada bir gol atacak. Flaş futbolu Türkiye'de artık bir marka. Şenes Ersik hocam. Şenes Ersik hocam. Baktı kaleye. Eski bir santrafor. Santraf hatta. Şenes hocam topun gerisinde. Şenes Ersik geldi, vuruşunu yaptı. Gol oldu. Gol oldu. Çok büyük bir sürpriz oldu. Yalnız ben şunu söylemedim orada. Bilhassa söylemedim. Buraya gelmeyi bekledim. FIFA'nın plaj futbolu komitesinin 2 yıl evvel, ayrılmadan evvel, klasman aldık demeden evvel başkanlığını yaptım. Çünkü başkan görevden ayrılmıştı. Oradaki plaj futbolunu başından sonuna kadar izledim, sorumlu kişi olarak. Ve bir kere daha karar verdim. Dünyada en zor oynanacak futbol, plaj futbolu. Peki başkanım, stadı nasıl buldunuz buradaki tesisleri plaj futbolu anlamında? Harika. Üçüncülükten. Valla az bile yaptık. Çünkü hani dünyada Türk sporunun en üst düzeyde, zirvedeki temsilcisi Şenez Hoca. Ve bununla biz gurur duyuyoruz bir Türk vatandaşı olarak. Ama onun en önemli yanı dünyada bu kadar zirvelere çıkmış olması değil, en büyük servetim itibarımdır diyen bir sporcu olması, bu gurur verici bir şey. Ben diliyorum ki bu Seferihisar'dan daha pek çok pırıl pırıl genç Şenez Ersik çıkmasına vesile olur. Bu ismi gördükçe araştırırlar, öğrenirler ve onun yolundan, onun izinden hayatlarını sürdürürler. O nedenle hayırlı uğurlu olsun diliyorum.